Cenab-ı Hak müminden şahsiyet ve karakter istiyor. Boş şeylerden kaçınırlar buyuruyor. Labali hareketlerde. Şahsiyeti zedeleyecek gıybetti vesaire dedikoduydu. Bunlardan kaçınırlar buyuruyor. Kendini korurlar buyuruyor. Allah'ın verdiği nimetler, zekat, öşür vesaire. Bunların failin bunlar için faaliyette bulunurlar. Allah'ın verdiği bu nimetle bir şükrane olarak faaliyette bulunurlar. Mülk Allah'a ait. El mülkü lillah. Her şey emanet. Kendimiz emanet, malımız emanet, evladımız emanet, her şey bir emanet. İffetlerini korurlar buyuruluyor. İnsani vasıftır iffet korumak. Diğer mahlukatta serbesttir. İnsanın haysiyetidir, şerefidir. Aile yapısının temelidir. Toplumun ruhaniyet kazanmasıdır. Akitlerinde dururlar, emanete dikkat ederler. Yine yuhafizun, onlar namazlarını muhafaza ederler buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak ahiren bir cennet tefsiratında bulunuyor. Velhasıl Cenab-ı Hak kalbimizi cennete layık hale getirmeye bir kıvam kazanmasını arzu ediyor. Kalbi selim buyuruluyor. Selamet eden bir kalp, Cenab-ı Hak'la beraber olan bir kalp. Bütün menfilikler yok olmuş, erimiş. Cenab-ı Hak'la dostluk kurulmuş. İlla men atallaha bir kalbin selim buyuruluyor. Anca bana kalbi, bir kalbi selim gelir buyuruyor. Yani rafine olmuş bir kalp. Filtreden geçmiş kalp. Tezkiye olmuş bir kalp. Arınmış bir kalp. Kalbi münif istiyor Cenab-ı Hak. Hayır ve şer o kalpte netleşmiş. Nefsi mutmainne istiyor. Allah'ın verdiği nimetler Allah yolunda bezlediyor. Allah yolunda cömertçe harcanılıyor. Nefsani dünya için kullanılmıyor. Radi Allah'tan razı olmuş bir kalp değişen şartlar altında. Fakirken zengin oluyor. Ağır bir imtihan bu fakirken zengin olmak. Zenginken fakir oluyor. Bu da zor bir imtihan. Sağlamken hasta oluyor. Hastayken sağlam oluyor. Ve her halde o halin icabını yerine getirebilme, radiye, Allah'tan razı olarak. Cenab-ı Hak da onu o samimiyeti karşısında okulundan razı oluyor. Bir cennet vizesi çıkıyor. Salih kullarıma katıl ve cennetime gir Cenab-ı Hak buyuruyor. Hep bunlar kamil insan modelleri Kur'an-ı Kerim'deki. Diğer bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, Tövbe suresinde mallarıyla, canlarıyla cenneti satın aldılar buyuruluyor. Demek ki cennet dünyada pazarlanacak. Kabir dünyada pazarlanacak. Ahiretteki durumumuz dünyaya bağlı. Kabrimizin nasıl olmasını arzu halindeyiz. Dünyamız nasıl, kabrimiz o şekilde. Kıyamette nerede olmak istiyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakınlığımız ne kadarsa kıyamette de oradayız. Ömür çok büyük bir sermaye. Bir ebediyet sermayesi ömür. Hayat ne kadar uzunluğu kısalığı, üzerinde metrajı yazmayan bir makara gibi. Nerede biteceği belli değil. Her an kulun bir hazırlıklı olması. Demek ki birinci Cenab-ı Hak kalbimizin kendisiyle beraber olmasını arzu ediyor ve dostluk istiyor. Dostluk müştereklikten kaynaklanır. Sevenin sevilende kendi hususiyetleri görmesinden kaynaklanır. İşte Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, 12 evladı vardı Yakup Aleyhisselam'ın. Yusuf Aleyhisselam da kendi karakterini, kendi şahsiyetini gördü. Yusuf Aleyhisselam meyletti. Cenab-ı Hak da hangi kulunda cemali sıfatlar tecelli halindeyse o kuluyla dost oluyor. Cenab-ı Hak'la dost olmanın neticesinde Efendimiz'le dost oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yakından tanıyor. Yakından tanımaya çalışıyor. Onun terbiyesine giriyor. En büyük insan terbiyecileri peygamberler. Onun zirvesi de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir misal vereyim. Nasıl bir Efendimiz'in terbiyesinde yetişen bir insan, avamdan bir insan nasıl bir zirve haline geliyor? Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, yani Ömer radıyallahu anh, oğlu
Abdullah radıyallahu anh arkadaşları birlikte Medine civarında bir yere çıkmıştı. Tenezzühe. Orada bir sofra kuruyorlar. Bu sırada yanlarından bir koyun çobanı geçiyor. Koyun çobanını sofraya davet ediyorlar. Koyun çobanı ben de oruçluyum diyor. İbn Ömer diyor ki ha diyor demek ki diyor, bu sıcakta diyor oruç tutuyorsun diyor. Takdir ediyor. Fakat onun bir derinliğini anlamak istiyor. Yani kalbinde, yüreğinde ne kadar derinlik var, ne kadar Cenab-ı Hakk'a yakınlık var. Çoban diyor, bize bir koyun satsana buradan diyor. Sana bedenini verelim diyor. Yani burada biz yeriz, sen de akşama sana bırakırız, sen de onu iftarını açarsın diyor. Çoban diyor ki, bu koyunlar benim değil ki diyor. Çoban diyor, daha da öteye şey yapıyor, kayboldu dersin, sahibine dersin diyor. Yani tuttuğu oruç nasıl bir keyfiyette bir oruç? Kayboldu dersin diyor. Nereden bilecek sahibi diyor. Çoban elini kaldırıyor şiddetle, peki diyor. O zaman diyor, Allah görmüyor muydu, Allah nerede diyor. Yani Cenab-ı Hak bizden böyle bir kalbi basıp istiyor. Ve bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yetiştirdiği bir talebi bu çoban. Demek ki kalbin yetişmez. Yani zihnin değil, zihne depo etmek ilim değil. Onu kalpte davranışlara geçirme. Bir tahassüs merkezidir kalp.